Tutku, hadi. Meltem Hanım'ın neden sizden boşanmak istediğini biliyor musunuz? Evet. Hayatını başka türlü yaşamak istiyor. Hayır. Pardon? Haluk Bey, Meltem Hanım'ın başka bir ilişkisi var. Hatta birlikte Londra'ya gittiler. Ya ben günlerdir size bunu yani nasıl söyleyeceğimi düşündüm. Ama daha fazla saklayamazdım. Özür dilerim. Gerçekten eşiniz hakkında böyle konuşarak haddimi aştığımı biliyorum. Ama baksanıza yani hazırlıklar bile yapmışsınız. Belli ki bir yanılsama içindesiniz Haluk Bey. Ben artık gözümün önünde küçük düşmenizi daha fazla izleyemedim. Çünkü siz çok kıymetlisiniz benim için. Bir şey demeyecek misiniz Haluk Bey? Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlıyorum. Ya şu an bana inanmak istemiyorsunuz ama eğer isterseniz ben bunu size kanıtlayabilirim. Tutku, bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum dedim. Haluk Bey, tamam. Yani ben de sizin yerinizde olsaydım aynı duyguları hissederdim. Ama yani eğer gerçekten ben bunları sizinle paylaşmasaydım kendimi ölene kadar hiçbir zaman affetmezdim. Ya, umarım bana kızmamışsınızdır. Sen bunu nereden biliyorsun? Gördüm. Ne demek gördüm? Evet, onları havaalanında birlikte gördüm. Havaalanına bir arkadaşımı karşılamaya gitmiştim. Denk geldik. Emin misin? Evet, eminim. Zaten önceden de duymuştum. Gördüklerimle kafamdaki bu korkunç düşünce pekişti. Duydum derken senden başka kim biliyor? Sen bunu kimden duydun? Bir soru sordum. Kimden duydun? Haluk Bey, söyleyemem. Yani bu konuyu konuşması bile çok zordu benim için. Takdir edersiniz ki. Yani lütfen üzerime gelmeyin. Hayır, ya, gerçekten söyleyemem. Tutku. Ne olur ısrar etmeyin Haluk Bey. Yani ben bunu size söyleyemem. Belki daha sonra söylerim ama şimdi değil. Yani benim bunu zaten kimseyle paylaşmamam gerekiyordu. Bana bunu söyleyen kişi sizin öğrendiğinizi duyunca benim başım derde girebilir. Ama ben bunu göze aldım. Yani siz Meltem Hanım'dan boşanmak istemezken, onu bu kadar çok severken arkanızdan dönen dolapları bilmeniz gerekiyordu. Çünkü siz çok değerlisiniz ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız Haluk Bey. Neyse, ben söylediklerimle yeteri kadar canınızı sıktım. Çok özür dilerim Haluk Bey. En iyisi gideyim. Tamam, sağ ol. Git, gidebilirsin. Sizi üzdüğüm için gerçekten çok üzgünüm Haluk Bey. Sizi az çok tanıdıysam bu söylediklerimi hiç kimseye anlatmayacaksınız ve içinize atacaksınız gururunuzdan, biliyorum. Ama bunları konuşmamanız doğru değil. Yani ne zaman konuşmak, dertleşmek isterseniz beni arayın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Gerek yok, sağ ol. Sonuçta hiç bilmeyen birine diyemezsiniz Meltem benim bir başkasına. Hadi Tutku, hadi gidebilirsin. Tamam, evet, hoşça kalın. Gönül, yani bu nikah merasimi ne zaman başlayacak? Meltem gelsin, biraz konuşuruz, ondan sonra başlarız. Gönül, ben cübbe giyeyim mi? Yani şey yapayım, kendimi yer role girmek Tuna, istiyorum. Hayır Tuna, hayır. Benden işaret beklesen. Öyle mi? Evet. Yani şimdi şey yapmayayım yeter. Tamam, tamam. 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 Tamam,
Biz geldik. Hoş geldiniz. Ay canım. Ay geldiler. Nasıl geçti? Hoş geldiniz, yolculuk. Hoş geldiniz. Bavullar bende, bavullar bende. Sağ ol Tuna. Rica ederim ya, olur mu öyle şey? Ne kadar güzel bir seyahatti anlatamam. Ama dünyanın neresine gidersen git, en güzeli eve dönmek. Ve? En güzeli Meltem'le eve dönmek. Ay, ay, ay çok peki senin burada ne işin var? Yani artık burası bizim evimiz. Lütfen gider misin? Canım hoş geldin. Hoş geldin. Ya kusura bakmayın birazcık geciktim. Küçük bir kaza oldu ama merak etmeyin. Yok bir şey yok. Tabii Meltem yolun sol tarafından gitmeye alışkın olduğu için kaza olması normaldir. Ne demek ya? Yok bir şey. Gel canım gel hadi. Merhaba. Arkadaşlar Meltem uzun yoldan geldi yorgundur. Dinlense daha iyi olur. Aa olur mu öyle şey canım? Bak bu kadar insan buraya toplandık haluk. Ya bir kere ben yorgun değilim. Ne? Ayrıca sizi özledim bir de ne kadar güzel olmuş ev. Kim yaptı bunları? Haluk. Ne? Haluk yaptı. Ben yapmadım. Ya ben yaptım desene niye demiyorsun? Bunu ben yapmadım. Ay neyse canım kim yaptıysa ellerine sağlık çok güzel olmuş. Ay, sağ olun valla. Sen iyi misin? İyiyim. Tuna herkes hazır. Artık şeye geçelim değil mi? Kutlamamıza geçelim. Ne kutlaması? Şimdi Meltem'cim. Ne yapacağız biliyor musun? Nikah tazeleyeceğiz. Sizin nikahınızı tazeleyeceğiz. Şahidiniz benim, nikah memurunuz Tuna. Evet, her şeye yeniden başlayacaksınız artık. Bu yeni hayatınızı kutlayacağız Meltem'cim. Çok güzel olacak her şey. Artık kötü günler geride kaldı. Bak bir de size ikinize de kıyafet aldım. Ya Gönül'cüm çok güzel düşünmüşsün de ben Haluk'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum. Haluk. Çok saçma bir şey bence bu. Niye saçma Haluk? Bak ya, ne kadar güzel şeyler aldım. Bir şey söyleyeceğim yani biz daha Haluk'la hiç konuşamadık. Yani konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Kusura bakma Gönül. Yani biliyorsun Meltem Lady Diana'nın gelinliğini isterdi. O da ancak bunu bulabilmiş. Ya İdare sen ne et. Demeye çalışıyorsun ben bir anlasam zaten. Bir şey demiyorum. Haluk topla kendini nedir bu ya? Meltem'cim giymek ister misin sen bunu? Ben seni kırmayacağım ve giyeceğim. Hadi gel ben sana yardım edeyim gel. Ya benim bir işim var ben çıkıyorum ya. Nereye gidiyorsun? Haluk. Bu kadar hazırlandık bak yapma kırma bize değil mi? Damat yapma böyle şey ya. Neyse gönül hadi ben giyeyim. Gel. Haluk. Yapma ne olursun ya. Haluk Bey oğlum, vallahi çok şanslısınız biliyor musunuz? Ben daha hangi nikah gittiysem hiçbirisi boşanmadı. Hatta kavga bile etmediler. Yani başarı derecem yüksektir benim. Saygılar Kemal Bey. Saygılar bizden Kadriye Hanım. Biz sizin başarı derecenizi düşürmeyelim Kadriye Hanım. Kemal abi, bu Haluk'un nesi var Allah aşkına ya? Ben de almaladım. Sor Batuna. Hadi artık başlasın bu nikah yani. Elimde böyle altınla bekliyorum hani. Yani benim daha gideceğim bir sürü nikah var. Hani siz kaybedersiniz. Ben giderim ama siz kaybedersiniz. Haluk abi, Cenk Tosun'u 27 milyon liraya İngiltere'ye gönderdik. Seninle aynı anda imzaları atak attık. Buralarda nedense herkesin yolu İngiltere'ye düşüyor. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Teşekkür ederim vallahi. Sağ ol Dünücüğüm. Haluk sen gerçekten giyinmeyecek misin? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bu saçma sapan oyuna devam etmenin bir anlamı yok. Çünkü çok onur kırıcı bir şey bu. Ne oyunu ya? Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun söyle? Bilmem gereken her şeyi biliyorum. Haluk sen biliyorsan herkes biliyor demektir. Benim kimseden gizli saklı bir şeyim yok. Öyle mi? Evet, yok.
Arkadaşlar saçmalamayın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Hadi Tuna, hadi. Sevgili arkadaşlar, sevgili misafirler, değerli konuklar. Bugün burada sevgili Haluk ve sevgili Meltem'in nikah tazeleme töreninde buluştuk. Alkış! Ya bu ne böyle ya? Ya damat kendi aramızda eğleneceğiz ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Haluk istemiyorsa ben hiç istemiyorum. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Öyle mi? Ne istiyormuşum ben? Allah aşkına söyle. Ya ben gidiyorum ya. Yani yok, bu kadardan iyi. Nereye gidiyorsun? Hayır efendim. Yok yok yok. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Olur mu öyle şey? O kadar ezber yaptım ben. Bu nikah kıyılmadan hiç kimse bir yere gidemez. Değerli misafirler. Değerli şahitler. Bugün burada Haluk Çetinoğlu ve Meltem Çetinoğlu'nun nikah tazeleme töreninde buluşmuş olduk. Sayın Meltem Çetinoğlu, Haluk Çetinoğlu'yla yeniden nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Ya heyecanlandı. Sen boş ver onu. Cevabını ver hadi Meltem, hadi. Evet, ediyorum. Şimdi size soruyorum Sayın Haluk Çetinoğlu. Meltem Çetinoğlu'yla nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Ya arkadaşlar, sizin işiniz gücünüz yok mu? Ha? Meltem, sen galiba tatilde yeterince eğlenemedin. Haluk, sen neden bahsediyorsun? Ne tatili? Lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Lütfen. Yani hem şahitlere hem misafirlere saygısızlık oluyor. Evet Haluk Çetinoğlu, cevap bekliyoruz. Siz Meltem Çetinoğlu'yla nikah tazelemeyi kabul ediyor musunuz? Hadi Haluk. Arkadaşlar, bu harika organizasyonunuz bittiyse ya gidiyor. Ya, Haluk, bir dakika, daha dur, bitmedi. Haluk, bir dakika. Ben de şahitlik ediyorum. Haluk, bir dakika, daha bitmedi ama. Evet, şahitler uzun. Görür, sen şahitsin. Şahitlik ediyorum tamam, ben de. Tamam, o zaman. Evet. İmza. Gözlem Bey, niye çağırdın buraya? Meltemciğim, Haluk seni çok özledi. Heyecanlandı herhalde. Bir tuhaf davranmaya başladı. Ben de anlayamadım yani. Daha pastamız vardı. Takı takacağız daha. Ben hiç anlamadım ya. Hiç anlamadım Gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutar.